Güzel, gitti, 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 gitti. Metinli Ali, sanatçı ne zaman çıkacak? Tamam mıyız abisi? Ey ahali! Kusura kalmayın, bu saatte topladık sizi ama konu mühim olmasaydı etmez idik. Yalnız çocuklar, bakın ben bu gidişatı beğenmedim ha. Ne bu ya, böyle sabahın köründe dansörü çağırmalar falan? Ya bu mahallenin bir onuru, bir gururu, haysiyeti, şerefi, namusu var ya. Oğlum daha siftah yapmadık lan. Para takamayacağız sanatçıya. Dans alemine rezil olacağız. Hadi ondan sonra bir daha getirtin bakalım, getirtebiliyorsanız. Yapmayın ya. Kut abi as. Ya o mesele başka. Ben ilk defa dansöz göreceğim. Şu para takma olayını bana bir anlatsanız. Kağıt para normal de. Bende bozuk para var. Bunları ben nereye nasıl takacağım? Ha, ne dedik? Kartal, ben sana bir lanet... Abiler bir dinleyin lütfen ya. Hey gidi. Yılbaşında dansöz çıkacak mı çıkmayacak mı diye tartışırdık kendi aramızda. Yaşım küçüktü o zaman. Uyuyakalmışım televizyonun başında. Kendime söz verdim. Bir gün o kadar büyük olacaktım ki benim istediğim saatte oynayacaktı dansöz. Ergin aklı işte. Sabah sabah ne dansözü lan? Çocuk musunuz lan siz? Allah Allah! Ne saçmalık ya. Büyük ilminin çıkmak istediği kapı kilitli. Hangi çılgın cesaret eder bunu? Kapı çokmağıyla çokmaklıyım mı lan hepinizi? Kaptan! Güvenlik kameralarını kapat. Ama siz bizi dinlemiyorsunuz ki. Ya dansöz mansöz yok. Aa, hadi dansöz yok. Mansöz nasıl olmaz? Ben bu bozuk paraları nereye takacağım? Bir dakika, bir dakika. Siz bizi kandırıp dansöz çıkacak diye buraya mı çağırdınız lan? Eşkıya mısınız oğlum siz? Cem Yılmaz filmi mi bu? Gönderme mi yapıyorsunuz lan çakallar? Ne yapaydık abi? Mühim bir meselemiz var dedik, gelmediniz. Gelmedim. Bir derdimiz var dedik, gelmediniz. Gelmedim. Mevlüt okutacağız dedik, gelmediniz. Ama beleş dansöz var dedik, bakıyorum dediniz, damatlıklarınızı kapıp duruştunuz buraya. Aynen ya. Eskiden böyle miydi kardeşim? Mahallenin aşağı tarafında bir kelebek kanat çırpsa, üst taraftan sarı fırtına Metin mahallemizi ziyarete geldi diye sevinirdik ya. Bir kendimize gelelim. Lütfen lan, lütfen. Vay vay. Sizin derdiniz ne bakayım? Hı? Söyleyin hele. Ey mahalledaşlar! Sizlerin de bildiği gibi gözümüzün önünde borla çalışan arabamız yok edildi. Kim? Bir dakika, bir dakika. Ne malum bizim yaptığımız? Abi biz sizi yaptınız demedik ki. He? Ha. Demeyin de zaten, çünkü biz yapmadık. Estağfurullah. Ya aslında aklımızda birkaç kişi var ama kimsenin de günahını almayalım. Yani ispatlayamayacağız çünkü. Kim Ali? Kim yapmış olabilir ki? İspatlayamıyoruz işte ya. CIA, FBI, James Bond, Polat, küçük piyonlar değil bunlar ya. Büyük başlar var, büyük başlar bunları yapanlar. Bunlar var ya bunlar. Bizi gittiğimiz her yerde bulurlar. Bu biz dediğin kimlerden oluşuyor Ali? Hı? Mesela senin biz dediğine biz siz diyebiliyor muyuz? Siz gidin bu mahalleden, gidin. Kaçın, saklanın lan. Vallahi bak, dertleri sizde oğlum bunların. Bu kadar masum insanı üzmeye ne hakkınız var lan? Gidin lan, gidin, gidin. Ya kaçıp gitmek çözüm değil ki, sorun abicim. İhale büyüdü. Çok büyük örgütler var bu işin peşinde. Arkadaşlar, mahalle olarak bir arada durmalıyız. Heh, vallahi ya. Mahalle bir arada durmalı, bu ikisi gitmeli. Gitmek çözüm olsa? Ya arkadaşlar, yanlış anlaşılıyoruz şu an. Bir saniye. Biz sizi buraya çağırdık çünkü dikkatli olmanı izlemek için. Gözümüzü koruyun da arabayı patlattılar Oğuzhan. Gitmek çözüm olsa bizi biliyorsun. Anında kaçıp gideriz yani. Hakikaten ya. Siz şu an Hilmi'nin gözünde var ya, kaloriferli evdeki baca deliysiniz şu an. Evet, sobalı günleri hatırlatmaktan başka hiçbir olayınız yok. Hep dert, hep kahır, hep sıkıntı. Bence de. Gidin siz, gidin. Gidin, vallahi gidin ya. Gitsinler, gitsinler. Hadi, hadi. Ya CIA, KGB, Stasi, Mossad diyorum. Örgüt bunlar, örgüt. Kod markası değil kardeşim. Nereye gitsek bulurlar bizi. Ya 40 yıllık huzurumuzu bozdunuz be. Mahallenin birliği kalmadı sizin yüzünüzden. Sana ne oluyor lan? Daha dün geldin. Gitmek çözüm değil ya, şu abinle konuş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi çok değerli bir araba mahallenin ortasında patlatıldı. Öyle mi? Evet, evet, evet. Büyük adilik, büyük şerefsizlik yapıldı. Öyle mi? Evet. Bunu yapanın yatacak yeri yok. Allah onun belasını versin. Kolu alçıda olsun da taharet musluğuna yetişemesin. Öyle mi? Evet. Birinizin de aklına benden şüphelenmek gelmiyor, öyle mi? Evet. Siktir gidin lan. Yazıklar olsun size. Ettiğim bütün istikler de haram olsun size. Haram olsun. Ayıp ama şimdi, küfür ediyor. Şerif abi. Ben yaptım ulan. Ben patlattım arabayı. Keşke ellerim taş olsaydı da yapamasaydım. Size ittik eden ne kabahat.
Lan bunca yılımı verdim lan ben ilk diye. Birinizin bile aklına gelmedi. Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan hepinizin lan. Kilitli ya kapı. Açıldı. Bizim! Ne var lan acaba? Söyleyecek bir lafımız yok. Bemetin, ebemetin. Biz şimdi bu adamlara ne diyeceğiz? Bunlar var ya bizi kesin öldürürler. Allah Allah. Sen niye bu kadar abarttın bunu abi ya? Olaya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Araba patladı oğlum. Devletin bize verdiği projeyi mahvettik. Abartma ya. Adam gibi anlatacağız. Bizim suçumuz ne abicim? Prova yapalım. Sen yetkili ol, ben Metin ol. Tamam, sen Metin ol kardeşim. Sen ol, kafanı kullan. Beyin kullanıldı işte sende zaten. Alo. 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 Müdürüm, araba patladı. Patladı mı? Ha, bildiğin patladı. Allah Allah, kim yaptı ki acaba? Mahallenin ileri gelen yaşlılarından Şerif dede patlattı. Kendisi 83 yaşından sonra bildiğin dengesiz davranmaya başladı ya müdürüm. Acaba bu dede birilerinin maşası olabilir mi? Neden yapsın ki? İttiğini, bildiğin ittiğini yapıyor. Ya torpil patlatır gibi patlattı. Abi bunlar bizi öldürür. Nasıl açıklayacağız? Biz bir olay kontrolden çıkmış ya. Değil mi? Değil mi? Sen nasıl bir şoktasın Metin? Durumu anlamak için canlandırma yaptık ya lan. Bak daha yeni anladı ya. Bizde ne şans varmış arkadaş. Kız yurdu havaya uçsa bizim kucağımıza Mersin İdman yurdu düşer. Aha. Arıyor. Vallahi herif arıyor. Haber aldı. Bunlar kesin arıyorlar Metin. Sistem gitti. Ne yapacağız? Ben bunu yutayım, sıçmayayım, kurtuluruz. Yoksa sıçtık. Yapma yapma. Sen adamları biraz oyala, bana zaman kazandır. Ben biraz düşündüm. Tamam, hallediyorum kardeşim. O kim ya? Ben Ali Özdemir falan değilim kardeşim. Rahatsız etmeyin beni. Adam olun lan. Bak arama, bir daha ararsan küfür ederim. Arasın bir daha da göreyim hadi. Bu mu lan abi? 4 saniye kazandırdın bana. Ya sen... Şimdi de beni arıyor. Açma açma açma. Alo, o kim ya? Ben Metin Özdemir falan değilim kardeşim. Bak bir daha bu numarayı aramayın. Savcılığa suç duyurusu da bulunurum. Herif odora bağladı ya. Anam. Lan. Bu ne lan? Bizim sabit kalplı telefonumuz mu varmış lan? Nerede lan? Hey orada. Heh. Alo. Ya kardeşim sizin şu yapmış olduğunuz var ya resmen taciz ya. Hayır, neyini anlamak istemiyorsun yani? Yanlış numara işte ya. Ya illa yalan mı diyeyim yani? Ben Ali Özdemir'im mi diyeyim? Habat, habat. Habat geçer. Keşke sesini değiştirseydin. Anlarlar abisi, anlarlar. Bunların teknolojisi bayağı ileride. Selamun aleyküm. Çocuklar, telefon size. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo, buyurun benim. Evet, buyurun benim. Ali Özdemir benim. Kardeşim, benim sana yalan borcum mu var? Buyurun gelin. Buyurun gelin yani. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok yani. Evet, evet, kanlıca. Kanlıca, kanlıca. Evet, evet. Geliyorlar Metin. Bir de sürpriz olsun dedi. Tarihi vermeyeyim dedi. Sağ ol Turgut abi. Bu kablo kaç metre abi? Alay! Oyun oynayayım o zaman. Hı, oyun oynasın. Oynayacağım. Buna kim engel olabilir ki? Seyirciler hazır mıyız? Evreka!